Kesentiye söyle bana. Ha bunları tanıyor musun? Bursa Gülüç Kalkan ekibidir. Gitti, gitti. Gül gibi canım sen, gitti. Araba çarptığından beri bu kız hiç bizi hatırlamaz. Evet. Trabzonspor'u bile hatırlamaz. Hamsiye, de bana bakayım hamun etmeye tanıdın mı? Kedi dur. Gel püsü püsü. Gel püsü püsü. Gel, gel, gel püsü püsü. Geçirdiği kaza Hamsiye'nin hafızasını silmişti. Doktorların dediği gibi düzelmesini zamana bırakmak lazımdı. Kes Hamsiye, bak sahne göstereceğim. Bu ucu delikli demir, sana bir şey hatırlatmayı mı? Allah'ım o şükürler olsun, tabancayı tanıdı. Alo, siz kimsiniz? He, da ara beni, boya beni. Kilik, kız ne diyorsun? Sana son bir şans daha ver. Hadi dur, 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 dur. Ha, televizyonu arayacağım. O tuttu Fruti'yi bulacağım. Orada Hugo diye bir adam var. Orada yarışmacı olarak görev alacağım. Soyunu puanlarımı arttıracağım. Kim ne diyorsun? Ayıptır, ver onu bana da. Son şansını kullanaysın, dikkat edince dinle beni. Şimdi sağ can düşmanın Tursun'un resmini göstereceğim. Ha sen bunu da tanımazsan, Hamsiye diye kaplan gibi bir karı vardı. Ha o gittiği yerine kedi gibi bir karı geldi diyeceğim. Şimdi söyle bakayım. Kimdir bu da? Süleyman Demirel. Süleyman Demirel, Sankaya'ya şapkasız çıkmaz abi. Niye çıksın abi? Ben olsam ben de çıkmam abi. O abi şapka aldım da. Hamsiye'yi artık böyle kabul etmek mecburiyetindeyim. Zamanla geçmişini, geleceğini ve bizleri belki hatırlar. Onu böyle beklemekten başka çaremiz yoktu. Bu şekilde onun hafızasını geri getiremezdik. Siz kimsiniz? Yatak odamda ne işiniz vardır da? Doktor bey, Hamsiye'cimin hafızası iflas etti. Hiçbir şeyi hatırlamay. Hatta onu hayata bağlayan Tursun içinin leşini yere sermeyi bile unuttu. Anlarım doktor bey. Anlarım, hafızasının yerine gelmesi için zaman geçmesi lazım değilsin. Oldu. Oldu. Durumunda bir değişiklik olursa ben seni hemen yine ararım doktor beyciğim. Teşekkür ederim. İyi günler. Uy uy. Bütün doktorlar ağız birliği etmişler. Zavallı Hamsiye'ciğim. Bak şuraya kuş gibi oturuyor orada. Ah güzelim benim. Diler ki hepsi aradan çok zaman geçmesi lazım Hamsiye'nin hafızasının yerine gelmesi için. Dur bakalım, dur bakalım. Birkaç gün daha bekleyelim. Benim bildiğim Hamsiye bu Dursun hercelesini nallamadan duramaz. Ha bu şoki mutlaka atlatacaktı. Ha çakiz, o Dursun domuzunu yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişti. Bütün aldatılan kadınlar Dursun itinin leşini yere sermesini beklerken o egzozuna çarptığımın arabası geldi Hamsiye'cığıma çarptı. Baba bak, Hamsiye'ye koca terminatörlüğü gibi kaldıramayacağı bir vazife yükledin. Onu bu hale sen getirdin Emine. Ne varmış Hamsiye'nin halinde ta? Hafıza tahtasında birkaç eziklik vardır o kadar. Haçan otursun içini Karacaahmet mezarlığında derin bir arsa sahibi etmesi için Hamsiye'ye elimden gelen yardımı yapacağım. Ha o an bir ilkokul öğrencisi gibi unuttuğu her şeyi kara tahta önünde ders vererek onu hatırlatacağım, öğreteceğim. Bir dene bakalım. Haçan bu ta panca dur. Ha bununla Tursun İtun'a delik açılır. De bakayım. Hafıza bununla Tursun'a delik açılır. Çok güzel. Tursun kimdir? Tursun senin kocandır. Kolundan bileziklerini çalıp nataşalarla yiyen deyusun adıdır. Benim kocam yoktur. Haçan senin kocan vardır. Sen Trabzon'dan İstanbul'a Çamlıca Tepesi'nde manzara seyretmeye değil, otursun itinin leşini yere sermeye geldin Hamsiye. Benim kocam yoktur. Ben koca istemiyorum. Ben memleketime gitmek isterim. Kes Hamsiye. De bakayım bana. Senin memleketin nereye dur? Diyarbakır. Kes Diyarbakır değildir. Nereye dur memleketin? De bakayım. Diyarbakır.
Allah'ım bana Tursun köpeğe çarptı. Kız niçin intikamından vazgeçiyorsun? Allah'ım bunun beyninde intikam alma merkezine bir hasar geldi. Hamsiye niçin böyle ediyorsun kızım? Bana Hamsiye deme. Bana bundan sonra Merve de. Merve nedir? Nereden çıktı Merve? Merve İldeniz. Uy Hamsiye, madem Merve İldeniz'sun, nerede silikonları? Patladı. Allah'ım bu kendini Sevda Demirel'le de karıştırayım. Bu kızdan hiçbir şey olmaz. Tursun içine bundan artık hiçbir zarar gelmez. Bizim bütün intikam planları bu suya düştü. Niçin böyle şiir gibi konuşuyorsun? Hamsiye, hatta doğru konuşsan eski Hamsiye gibi. Sağ bir şiir okuyayım. Oku, oku da bir şiir oku. Peki Hafsa gelir yerine. Merve, Merve aş gibi. Memeleri taş gibi. Merve duvardan atladı. Fincal onu katladı. Memeleri patladı. Bunun aklında televizyondan başka bir şey yok. Sağ gitar çalayım mı? Uy Hamsiye Neptun, Hamsiye Neptun. Uy. Uy, cil 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 garteli cil 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 garteli cil 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 garteli cil. Bütün gün yatmaktan sıkıldım. Biraz dışarı çıkıp gezeceğim. Hamsiye kızım bu halde dışarı çıkamazsın da evladım. Merak etme, uzaklaşmam. Hamsiye kız, tabancanı almayı mısın? Bana o mendubur aleti bir daha göstermeyin. O tabancayla dolaşmak uygar bir insana yakışmaz. İstemeyirim. Kız Hamsiye, sen delirdin mi da? Tabancası sokağa çıkılır mı kız? Al şunu bakayım da. Sen beni duymadın galiba. İstemiyorum dedim. İstemeyirim o deluklu demiru. Allah'ım sağ şükürler olsun. Kız kardeşim katil olmaktan kurtuldu. Barış sever bir insan haline geldi. O kadar erken sevinme Cemal Efendi. Kendi ellerimle Hamsiye'ye Tursun'u furturacağım. Uy ne olacak bu bizim kızın hali da? Emine ne var bu kızın haline canım? Aha geli geli. Ah canım. Ah güzelim. İnşallah aklı da başına gelmiştir da. Ula bizim aramızda aklı bir karış havada bir sen kaldın. Diyorum ki yani abile Allah cezinden versin ama ufak tefek bir kazada sen getirsen de belki aklın başına gelir. Tövbe estağfurullah. Ağlatılan kadınların kurtarıcısı. Hasiye bu nedir? Hatırlar mısın? Tapamza. Aferin sağ kız. Geç otur şöyle. Geç otur. Geç. Çok ilerleme bak babancayı tanıdı. Kız Hamsi bugün pek fazla gezmedin he? He de öyle dolandım durdum. He. O fotoğrafını gösterdiğiniz evri burunlu herif var ya. Ha onu deniz kenarındaki parkta gördüm. Bir garinin ceziydi. Beni görünce düşüp bayıldı. Oy! İnanmıyorum. Kız o senin can düşmanın Tursun'dur. Ne ettin öyle yere düşünce ha? Hiç. Arkamı dönüp geldim. Kız! Al şunu eline. O teneşire gelse herif düştüğü yeri bana göstereceksin. Sağa vurduracağım onu. Tursun'a dönün. İstemiyorum. Ne yapacağım? Durun deli mi oğlunuz? Nereye gidiyorsunuz? Demine. Bak. Bak. Kim sen ne dediğini bilmiyorsun. O araba sağa çarptığından beri. İnan o balıklığından vazgeçsin. Akvaryumdaki süt balığına döndün. O Tursun için öldürmen için biri sağa yardım etmeli. Sağa onu fırtınacağım yürü. Bırak beni. İmdat. Adam öldür değildir. Kız o adam değildir. O bir mikroptur. Benim kadını gibi davran Hamsiye. Onu öldürmek senin görevindir. Azıcık aklını kaçırdın diye intikamından vazgeçme. Allah aşkına çıktın memleketin Emine yengesi vardı. Sağ onu öldürtüreceğim. Yürü Hamsiye. Kurtaracağım onu sağ. Vuracaksın onu Hamsiye. Vurmayacaksın. Sağ. 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 Kız Hamsiye. Tursun'u gördün bak. Ha bura mı durdu? Hayır Luna Park'ta gördüm ben onu. Kız saçmalama. Nerede gördün onu? He burası. Biraz sonra vuracaksın onu. Vurmayacağım. Vurmayacağım onu. Baba kuşum. Burada bir adam bayıldı mı az önce? Ha bayıldı. Ne oldu o ha? Tanıdıkları taksiye bindirip götürdüler. Oy oy oy.
Oy oy gel, su gel, su dursun sen su. Hazır bayılmış köprüm, hadi konu gitsin. Ulan Emine, Emine. Ulan çocuk olmadan kızım, hadi evimize gidelim, hadi. Oy, hadi yürüyün bakayım, hadi. Tamam, Hamza. Kız kardeşimin dursun namussuzunu öldürmekten vazgeçip memlekete dönmek kararı alması üzerine habu kurbanı kesmiş bulunuyorum. Çok şükür alnına katıl damgası vurulmayacak. Vurulmayacak. Yalnız anlamadığım bir şey var. Bu Laz o gazı niye vurdu? Kaz değildir. Horozdur da adak etmişidir. Hamza'ya kızım beletini yarın sabah aldım. Memlekete gider gitmez sağ her ay 25 milyon lira para yollayacak. Dursun namussuzunun bozdurup Natasha'larla yediği bilezuklarını yerine koyarsın. Ayrıca da cül gibi cesini gidersin evladım he. Cül gibi cesini giderim öyle mi? 25 milyonlar. 25 milyon yetmez. Allah'ım çok şükürler olsun sana. Aklı başına geliyor galiba. Ne kadar istiyorsun kızım? Bir 10 milyon yeter. Yahu sen de bir yüzüm yüzüm be kadın. Ulan katil birinin görümcesi olmak daha mı iyiydi? Bak ben nasıl keyifliyim. Ulan bu hamsi yarım sağa verdim tabutu ver bana bakayım bir içeyi ateş edeyim. Ver ver haydi. Sabuku. Yutup var. Bu yaram geldi. Ne oldu sana? Ulan ben ne ettim? Hamsiye kız kardeşim at çekeni ne oldu sana? At canım canım. Nedir bu senin başına gelenler? Ah canım benim. Ha. Ne geldi başıma? Yok. Yoksa Tursun şimdi kendine mi öldü? Yok. Hacım burada ne işimiz vardı? Hayrola Çin memleketeci değil. Şey Hamsiye sen memleketeci değilsin kızım. Uy. Yoksa Tursun'u vurdun mu? Yok. O Tursun'u ittiğini vurmaktan vazgeçtim. Uy. Otursun Fokyalı'nın çöbeğine delik açmadan beni memlekete gönderecek adamı ağabey mağabey dinlemem. İki göbek daha deliği açarım. Haberin olsun da. Şunu bakayım da. En zoranlarımda senin hep yanımda olduğunu asla unutamam. Kesinlikle unutamam. Kız! Dedin ya! Al bu delikli demiri de otursun kılıklı Alvarez'in leşini yere ser. Ama bizim Hamsiye'nin Dursun'u vurma işi de Brezilya dizilerine benzedi ha. Dursun kahveti son nefesini vermeden bu Trabzon işi Brezilya dizisi suya ermez merak etme. Tamam Hamsiye. Tamam da Dursun'un gözünü iyice korkuttun. Sen sağken pek ortalıklarda dolaşamaz artık. Kız niye kapattın onu? Kapattım bir sesini hacı. Yani Dursun yılanı benden korktuğu için mi deli ona girdi? Senin de peşine 50 tabancalı bir Ezrail olsaydı ben filansa yerdiyim. Gel de beni vurduğuna adres vermesin herhalde ha? Ula Cemal abi, kılçığıyla yediğin hamsılar çok işe yaramaya başladı ha. Ne kadar da güzel düşünüyorsun. Bak, demek ki Tursun iblisi benim yaşadığımı bildiği için inine girip saklanıyor. Halbuki ben ölmüş olsam o saklandığı ininden böyle rahatlayıp dışarı çıkacak. Ula hamsiye, elmağa karar verdin herhalde öyle mi? Otursun iblisini öldürmeden ben hiç ölür müyüm? Bende o göz var mı bakalım? Sadece ölmüş numarası yapacağım. Ulan beni ha bu inşaat malzemelerine aniden gelen zamlarla ha bu hamsiyi öldürecek ha? Hatta ne söylenip duruyorsun? Kız Tursun'u vurmak için müthiş bir plan etti. Aferin tolum gagarim benim. Ulan gözünü seveyim hamsiye. Ha buraya yarı yaşlı bir Cemal abim vardı. Onun da kalp seknesinden elmesini istemesin herhalde öyle değil mi kızım? Bak aklın sağa kalıyor da ulan. Yani bir delilik etme beni de şaşırtma. Şimdi senin yüzünden pencereleri yere, parçaları da tavana döşeyeceğim. Neyse hadi bana eyvallah. Sen! Galiba geldiğinde aslında almaya başlayalım. Bak ben derim ki birkaç gazeteye ilan verip yani ölüm ilanı verip işi resmileştirelim tamam mı? Bununla da kalmayıp ne bileyim Karadenizlerin gittiği her yere inşaatlara, kafeteryalara, otobüs terminallerine, fırınlara hamsiyi öldü diye şey yayalım. Dedikodu yayalım. Tamam. Kız sadece gazeteye ilan vermekle olmaz. Benim kız kardeşimin kızı gazetecidir. Ona haber ver oğlum gelsin. Senin ölümünü bir haber etsin. Sakıyor olmasın.
Üstelik de mirasını Tursun'a bıraktı, onu yazsın. He de. Çok güzel. Yaz Emine yengecim. Trabzon esrafından Hamsiye Misina yazın. Geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucunda ölmüştür. Vefat etmiştir de. Tanrı'dan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerim. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu kız. Şimdi ben de ölüm haberini yazacağım. Yalnız bu ölüm haberine iyi bir başlık koymak lazım ki Tursun görür görmez hemen çocuk okusun bunu. Doğru diyorsun. Desin ki bütün mirasını canını terk eden kocasına bıraktı. He? Çok güzel. Çok kadın güzel. Ölmeden önce vasiyetinde dedi ki bütün malım mülküm neyim var neyim yoksa hepsini kocama verin dedi. Çok güzel. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Valla kendimi ölmüş gibi hissediyorum Emre yenge. Kız mühim olan Tursun'un buna kanması. He. Yalnız aklıma bir şey geldi Emine yenge. Bize böyle İran'da adresimizi verelim ki Tursun bize çelebilsin. Böyle büro gibi bir yer lazım. Böyle avukatlık bürosu doğru gibi. Diyorsun. Onu ne edeceğiz? Kız ne düşünüyorsun? Gümüşsuya bizim hısımların bürosu yok mudur? Oranın adresini verirsen kim tabela edersin? Çok iyi oldu. Hiç bunu düşünmemişsin Emine yenge. Vallahi başbakan gibi kafan çalışıyor ya, politikaya atılsana da. Kisansiye biz seninle birlikte atılsak politikaya, bütün kocası tarafından terk edilen kadınlar oylarını bize verirler. Ha otursun iblisi, ya ölecek, ya ölecek. Gazeteye ilanı verdim. Biraz zorluk çıkarttılar ama neticede yarın haber çıkartacaklar. Ben de kız kardeşim kızına gazeteye telefon ettim. Önceleri Mirin Kur'un etti ama tabii kadın olduğu için sonuçta bizden taraf çıktı değil mi? Basacak haberi ben kurumlara, kahvanelere, otobüs yerlerine her bir şeye haber verdim. Kısımlara da telefon ettim. Onlar da büroyu verecekler. Üstüne de Nermi tek celse diye yazacaklar. Avukat değil. Çok güzel. Ben de yarın bir avukat cübbesi bulurum. O büronun orada beklerim. Eğer Tursun iblisi ararsa sen onu o adrese götürürsün. Tamam mı? Bak, ne fısır fısır konuşuyorsunuz öyle he? Ne zaman siz böyle fısır fısır konuşsanız mutlaka bir fazia yaşarım. Yapacağım Ali abi. Böyle kendi aramızda aile meselelerini konuşayım. Aman Cemal'cim sen zahmet etme. Ben bakarım canım. Niye kalkıyorsun? Alo? Ha öyle oldu. Ya sapasağlamdı. Sizler sağ olun. İyi çocuklar. Kim ediyor telefondaki? Bu telefondaki eski komşumuz Çiğdem Hanım vardı hatırlıyor musun? Kocasında sana çok selam varmış Cemal'cığım. Neyse iyi iyi. Ben yatıyorum hadi herkese iyi geceler. Ben de buraları toplayacağım canım. Ay kız biz akrabalar çok hepsi duyan birer aramaya başladı. Şurusuna bereket. Emine'ye ben diyelim ki Cemal abimi sabah erkenden evden göndermek lazım. Yoksa bu başsağlığı telefonlarına çıkarsa yandık gitti. Şu Tursun keferesi bir an önce şu ilanı okusa da bizi arasa ben de onu sana gönderiversem de iş bitse kız. Hadi gel şunları tutalım. Bizim de sabah erkenden kalkmamız lazım Hapsiyeciğim. Sen gideceksin. Kız. Eyvah telefon çalıyor. Bana bak bu telefon bütün gece susmaz. Sen şunun fişini çekiver. Tamam ben bunları kaldırayım. Misin Aysak buyurun. Uy ben ne diyorum be. Nermin Tekciyesi'nin avukatlık bürosu. Ne istemişsiniz? Uy aradı mı? Uy Allah'a şükürler olsun. Uy ne? Buraya mı geldi? Uy Emine ağzına sağlık. Verdiğim bu müjdenin mükafatı olarak Tursun'a iki kuruşun fazla da sıkacağım. Daha hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Hatvenciğim. Affedersiniz, rahatsız ettim. Kimi aramışsınız? Avukat Nermin Tekçesi'yle çalışıyorum. He, benim ne istiyorsun? Benim adım Tursun Misina'dır. Açın bizim miras davalarına sen bakarsın. Benim ölen karımdan kalan mirası almaya geldim. Hani şu altınla plazikleri. Al sana tut bakayım.
Ula sersem kafana. Ha sağ bu delikli boru miras kalmış. Ha bak bakayım içine. Belki bir şey cevursun he? Ha bak bak bak. Baba. Şimdi arazi vitesini tak. Yürü bakayım. Yürü. Bunlar gerçeği yetmemiş gibi bir de sahteleri çıktı başıma. Hasan cir. Cir dedik. Hasan sen de tursun misin Asun? Ve bilezikleri almaya geldin he? Hayır hanımefendi. Ben Barolar Birliği'nden geliyorum ve avukatlık diplomanızı görmek istiyorum. Bana avukatlık diploması vermediniz ki istiyorsunuz. Hep zaten ben bir günlüğüne avukatlık yapacaktım. Bir gün veya bir yıl fark etmez hanımefendi. Avukatlar Barosu'nda Nermin Tekcase diye birinin kaydı yok. Ve siz bu yüzden suç işlemiş bulunuyorsunuz. Memur beyler buyurun. Bakın ben ne diyecektim? Bana yarım saat daha mühlet verin. Söz veririm bir daha avukatlık bürolarının önünde bile geçmeyeceğim. Lütfen tutuklayın. Ne? Tutuklama mı? Yapmayın diyorum. Buyurun. Yapmayın. Ben bir şey yapmadım diyorum size. Bırakın beni de. Bırakın da. Avukatımı isteyirim. Ama yazık oluyor. Emeklerin boşa gidiyor. Ulan ha bu 15 milyonluk kıyametin içine Dursun'u nereye bulacaksın he? Ha bu usta vazgeçemem. Ha o Dursun'u bulacağım. 12'de bulacağım. Bak ne dedim? Benim arasına gittim bir falcı vardı. Her şey şıp diğine biliyor. O abi gitse. Senden fıstık değil ama yanında 3 tane fıstık gibi kız var. Dur ben de bakacağım oraya. İşte. Hey, nasıl Dursun etini cebeteyim ha buradan. Yarım saat önce 3 bayanla birlikte otelimizden ayrıldı. Öyle mi? Öyle mi dedim? Hasan kocalarını arayan kadınların paralarını yiyip de 3 kağıdı direkt alan bir falcı görüyor musun orada? Hey! Ne olur beni bağışla! Ne olur beni bağışla! Bir daha 3 kağıt edecek misin? Yok, yok, yok! Bir gün de bulamadık Tursun'u. Ama hiç değilse temiz toplum kampanyasına bir nebze de olsa katkıda bulunduk. Çıldırma tam severim çıldırma yaparım de ömrüne giderim yeter çizsen olur de uy. Ha böyle ne oldu Yansiye? Hala Dursun'u bulamadın mı? Ne diyorsun Emine? Nereden bulacak onu? Ha bu İstanbul'un uzu vardı uzağı yoktu. Adam bazen o kardeşiyle bile görüşemeyim. Ha ben onunla görüşeceğim abi. Ha bu hafta onu bulacağım. Alın çatında vuracağım onu. Aferin sana Hansiye. Ya o Emine. Sen de kızı niye adam yıldırma ateşe buz ettiriyorsun? Niçin ettirmeyeyim? Sen de beni bir Natasha'yla aldatsan ben de seni vurayım abi. Böyle. Ulan siz ikiniz de uşutmuyorsunuz kafayı. Ben gidiyorum. Ha ben de arabayla kalabalık bir yerde bırak da ben de Tursun'u arayacağım. Sen Trabzon musun? Yoo, değilim. Tampanı pireyle karıştırayım. Ya, öyle mi? Oy. Ulan kokuyor mu oğlum? Madem Trabzonlu değilsin de niye uyuyor diyorsun? Hakkı sen. Ha bu, gitsin tanay mısın? Ne yapacaksın oğlum? Bu herif benim kocam olur. Bileziklerimi sattı, Natasha'larla İstanbul'a kaçtı. Gübre kafalı. Ha. Bak sen onu şu ilerideki otelde bulursun ha. Bizim uşaklar hep oraya cıdayım ha. Oy! Şimdi yaktım çıranı Tursun.
Pardon, çantanıza bakabilir miyim hanımefendi? Sen nerede tutun benim çantamı? Bildiğin çanta ellerine sattın mıydı? Ben çantanızın içine bakmak istiyorum hanımefendi. Sen nerede tutun benim çantamın içini? Bakın elindeki alete göre çantanızın içinde tehlikeli bir alet var. Benim çantamın içinde tehlikeli bir alet yoktur. Hanımefendi lütfen beni zorlamayın ve çantanızı açın. Oğlum diyelim ki sana benim çantamın içinde tehlikeli bir alet yoktur. Aa, bak bakalım. Ha bu sustur. Ha bu bildirim ben bu. Hamla tutsun içinin resmi. Hamla bildirim tapanca. Ha duydun mu lan? Hiç tehlikeli bir alet yok mu? Sen bağımın ne işin? Ha bu sustur aletini. Ha uçalım. Sana bir şey soracağım. Evet. Ha bizim uçaklar. Ha bu otelden Natasha'nın cetimiyle mi? Hadi git kardeşim, işim gücüm var, seninle mi uğraşacağım burada ya? Bana bak, sana son defa soruyorum. Eğer yalandan atarsın uçururum badımcın ha. Haşa şimdi söyle bakayım. Ha bu otelde şu anda hiç Karadenizli var mıydı? Ooo. Ne düştün? 4309 dolu oda. Dördüncü kat hemen sağda. Ben kaç dedim? 4309. Aferin sen, çık 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 çık. 4309. Dört bin üç yüz dokuz. Dört bin üç yüz dokuz. Ulan yaktım seni Tursun. Uy hamsiye, ulan senin ne işin var böyle bir otelin içine? Hazır ben Dursun'u arayırım. Asıl senin ne işin var böyle İtalmalı kaltağın yanında da? Uy tesadüf etme, ben de Dursun'u arayırım. Bir de nasıl oldu anlayamadım, kendimi abi karının yanına buldum. Sen kardeşini salak mı sanıyorsun Cemal Efendi? Yok, vallahi ciddi değilim, sana Dursun'u arayırım da. Ulan yoksa bu aslan gibi abiyene inanmayınızın. Halbuki ben senin yüzünden İtalmalı abi adi karıları koymayacak mı abine, razı oldum avruya. Adıyorum ki ben sana inandım. He. Peki evdeki Emine yengemi nasıl inandıracaksın he? Ulan o zara düştüm hamsiye. Emine abuları duyarsa beni tırnak makasıyla hamile kıtır 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 doğrar da balıklara yem eder ulan. Şimdi kıtır kıtır doğrar ama balıklara yem etmesin. Önce bir güzel kılçığını şöyle ayırır. Sonra etlerini böyle lüp 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 doğradıktan sonra şişlere böyle geçirir. Kızgın yağda pembeleşinceye kadar kızartır. Anlaşıldı, anlaşıldı. Susmak için ne istiyorsun hapsiye? Ha diyelim ki bizim bu dursun itini yürüyerek aramak bu İstanbul'da çok zordur. He öyledir. Hani şu sıralar senin araba pek işime yarardı. Anlaşıldı, anlaşıldı. Araba istiyorsun başka? Şoför. Şoför ona dahildi zaten başka? Hani birkaç tane suajör mermi de olsa fena olmazdı diyelim. İyi, hepsi bu kadar mı? Ha müsaade et de şu galtağı vurayım. Bugün dursunu bulamadım. Bari içim rahatlasın da. Hep olur.